Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Надеюсь, что у вас все хорошо. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle yine yeni bir konuyla beraberiz. Aitlik zamirleri konusunu işleyeceğiz. Rusça'da biraz kafa karıştıran bir konudur. Tabii her dilde olduğu gibi dil bilgisinde biraz zorluk yaşayacağız. O açıdan iyi dinlemeniz gerekecek. Evet arkadaşlar, dersimize başlıyoruz. Aitlik zamirleri 1. Benim. Cismine göre zamirlerin durumu değişir. İlk önce benim zamirine bakalım arkadaşlar. Evet, nasıl değişiyor? Bakalım. Evet arkadaşlar. 10. Erkekler için moy oluyor. Moy. Bayanlar için dişi. Dişil için maya, bir de cansız varlıklar için nötr diyelim. Onun için de mayo kullanılıyor. Onda moy, anada maya, anada mayo. Moy brat, benim erkek kardeşim. Brat, T harfi arkadaşlar, görüyorsunuz, T harfiyle bitiyor, yani sessiz harfle bitiyor. Sessiz harfle bittiği için moy oluyor arkadaşlar, benim o şekilde oluyor. Moy brat, eğer sesli harfle bitiyorsa mama, o zaman maya oluyor arkadaşlar. Maya mama, benim annem. Maya mama. Yani kelimeye göre değişiyor arkadaşlar. Moy brat, maya mama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A harfiyle bitiyor. Bu kelimemiz dişil bir kelimedir. O şekilde düşünün. Bu kelimemiz de eril bir kelimedir. Tabi istisnai bazı kelimeler vardır. Onu da göstereceğim. Moy muj. Muj, benim kocam. Muj. Moy muj. Maya sistra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar J harfi de aynı şekilde sessiz bir harf. Ondan sonra maya sistra. Maya sistra. Sistra kız kardeş. Sesli harf olduğu için, sonu A ile bittiği için maya oluyor arkadaşlar. Moy maya. Moy brat, maya mama. Moy brat, maya mama. Moy muş, maya sistra. Bir diğeri moy sın, maya maşina. Gördüğünüz gibi sın arkadaşlar N harfiyle bitiyor. Moy oluyor. Maşina, maya maşina. Benim arabam, aracım anlamında maşina. Bu şekilde arkadaşlar moy, maya. Ondan sonra mayo. O harfiyle ve i harfiyle bitiyorsa arkadaşlar kelime, o şekilde cansız varlıklar ve nötr kelimeler o şekilde oluyor. Mesela mayo foto, benim fotoğrafım. Mayo taksi, taksi, mayo. Ondan sonra mayo vidro, kova, benim kovam. Mayo litso, benim yüzüm. Mayo malako, benim sütüm. Malako süt. Litso, yüz, vidro, kova, taksi, taksi, foto, foto, fotoğraf. O şekilde arkadaşlar, dediğim gibi sonu sessiz harfle bitiyorsa moy, sesli harfle bitiyorsa maya, nötr olarak bitiyorsa mayo. Yani kelime, buradaki kelime arkadaşlar, o şekilde düşünün. O ile bitiyorsa ya da ile bitiyorsa mayo oluyor. Benim o şekilde çekimleniyor. Maya mama, mama A harfiyle bittiği için sesli harfle bittiği için maya oluyor. Moy brat, o da o şekilde. Moy maya mayo. Moy benim, maya maya mama benim annem. Moy brat, benim erkek kardeşim.
cins olarak mama, maya oluyor. Moy, brat, benim kardeşim oluyor arkadaşlar. O şekilde. Mayo, fota. Cins konusu bu şekilde devam ediyoruz. Bu benim olarak olan. Bir de ikinci konumuza geçelim arkadaşlar. İkincisi ne? Aitlik zamirleri iki. Senin, sizin, bizim. Aynı şekilde arkadaşlar cinslere göre değiş. Aynı şekilde cinsine göre zamirlerin durumu değişir. Nasıl oluyor? Senin, tvoy, tvoy, senin, tvoy, erkekler için kullanılan, senin, tvoy, bayanlar için kullanılan, kadınlar için kullanılan, tvaya, yine nötr, cansız varlıklar için kullanılan arkadaşlar, tvayo, tvayo, senin, senin bu şekilde arkadaşlar, tvoy, tvaya, tvayo. Aynı şekilde arkadaşlar ne demiştik? Cinsine göre değişiyor. Pasport, pasaport kelimesi T harfiyle bitiyor. Sessiz harfle bittiği için tvoy, senin pasaportun. Tvoy pasport. Tvoy pasport. Tvoy deduşka, senin deden, büyük baban. Tvoy deduşka. Arkadaşlar deduşka kelimesi, hani demiştim ya aile bitenler o şekilde yani cinsi bayanlar için oluyor ama deduşka erkekler için kullanılan bir kelime olduğu için istisna oluyor. İstisnai bir kelime oluyor ve istisnai bir kelime olduğu için de tvoy olarak oluyor. Tvoy deduşka. Yani istisnai bir kelimedir bu. Erkekler için kullanıldığı için. Erkekler ile ilgili olduğu için diyeyim. O şekilde. Tvoy telefon. Senin telefonun. Tvoy telefon. Ne harfiyle bitiyor? Tvoy oluyor. Tvaya. Tvaya babuşka. Senin büyük annen. Tvaya familia. Senin soy ismin, soyadın. Tvaya podpis. Senin imzan. Podpis de aynı şekilde arkadaşlar. Tvaya podpis. İstisnai bir kelimedir. Hani S harfi olduğu için. Çok pardon. S harfi geliyor. Normalde ne demiştik? A ile bitiyorsa, ya ile bitiyorsa kadınlar için oluyordu. O da istisnadır arkadaşlar. Bu şekilde istisnai kelimeler vardır arkadaşlar. Evet. Bir diğer tvayo. Aynı şekilde arkadaşlar. İşte i ile ve o ile bitenler demiştik. Nötr kelimelerde. Tvayo, tvayo taksi. Tvayo senin taksin. Tvayo fota. O ile bitiyor. Tvayo fota. Tvayo ne var başka? Vidro. Tvaya vidro. Vidro. Yanlış yazmışım. V olacak. Vidro. Evet arkadaşlar, bir de ne var? Sizin, vaş, bayanlar için vaşa, cins ortak, cins kelimeler için yani cansız varlıklar için de vaşe oluyor arkadaşlar. Dediğim aynı şekilde vaşe foto, vaşe vidro, vaşe taksi, vaşe. O şekilde oluyor arkadaşlar. Vaş sizin erkekler için. Vaşa kadınlar için. Vaş nomer. Nomer kelimesi arkadaşlar nedir? Jenski rod, pardon, mužskoy rod. Yani R harfiyle bitiyor. Sessiz harfle bittiği için vaş oluyor. Bassein. Vaş nomer. Sizin numaranız. Vaş bassein. Sizin havuzunuz. Vaş adres. Sizin adresiniz. Vaşa komnata. A ile bitiyor. Vaşa oluyor arkadaşlar. Vaşa simya. Vaşa simya. Ya ile bitiyor. A ile bitiyor demiştik. Vaşa simya. Sizin aileniz. Vaşa anketa.
Sizin anketiniz. Arkadaşlar, mantığını anlamışsınızdır. Bu şekilde sessiz harfle bitiyorsa vaş oluyor. Sesli harfle bitiyorsa vaşa oluyor. Nötrde o, i ile bitiyorsa vaşı. Vaşı taksi, vaşı foto, vaşı vidro. O şekilde. Bir de arkadaşlar, vaş sizin demek. Tvoy senin. Naş bizim. Senin, tvoy, tvaya. En çok kullanılan arkadaşlar. Tvoy, tvaya. Tvoy, tvaya. Sizin, vaş, vaşa. Vaş, vaşa. Bizim, naş, naşa. Naş da bizim demek, naşa da bizim demek. Kelimeye göre arkadaşlar değişiyor. Naş, atel. Naş, atel. Naş, restoran. Naş, restoran. Naş, nomer. Naş, nomer. Evet arkadaşlar. Naşa komnata, naşa simya, naşa ruçka. Naşa komnata bizim odamız, naşa simya sizin, özür diliyorum. Naşa simya bizim ailemiz, naşa ruçka bizim kalemimiz. Naşe foto, naşe taksi, naşe foto. Naş bizim demek arkadaşlar. Naş, naş dom. Naş telefon. Naş aparat. Naşa kamera. Naşa komnata. Bizim kameramız. Naşa kamera. Naşa komnata bizim odamız. O şekilde arkadaşlar, senin de tvoy tvaya, vaş vaşa, naş naşa. Naş bizim. Naşa da bizim. Kelimenin cinsine göre değişiyor arkadaşlar. Vaş vaşa, vaş vaşa sizin. Aynı şekilde kelimenin cinsine göre değişiyor. Tvoy tvaya da aynı şekilde arkadaşlar. Tvoyu da belirttiğim gibi o ve i harfiyle bitiyorsa o şekilde. Aitlik zamirleri 3, onu onun nasıl oluyor? Burada da zamirler arkadaşlar cinsine göre değişiyor. Nasıl oluyor? Yivo. Yivo erkekler için arkadaşlar. Onu ya da onun. İki anlamı var. Hem onun oluyor hem onu oluyor. Yivo. Yivo. Buradaki arkadaşlar G harfi istisnai bir kelimedir. G harfiyle yazılıyor. Rusça'da bazı kelimeler o şekilde. Yigo diye yazılıyor. G. Yivo diye okunuyor. İstisnai kelimeler var birkaç tane böyle. Yivo. Erkekler için Yivo. Onun ya da onu. Onun. Yivo zavut Ali. Onun adı Ali. Kak tibiye zavut? İşlemiştik bir önceki derslerimizde. Kak tibiye zavut? Senin adın nedir? Ya da kak yivo zavut? Sizin adınız, onun adı nedir? Kak yiyo zavut? Yiyo zavut Ayşe. Yivo zavut Ali. Yiyo zavut Ayşe. O şekilde arkadaşlar. Erkeklerde Yivo oluyor. Onun adı Ali. Yiyo zavut Ayşe. İh. Onlar onların. Onlar onların evi. İh. Hem onlar arkadaşlar. Hem onların. İh dom. Onların evi. O şekilde arkadaşlar. Ne demiştik daha önceki dersimizde? Ya minya, ya ben, minya beni, ti tibya sen, seni, on ana, o, pardon, on ana, yivo yiyo, mı nas, vı vas, ani ih. Minya beni, tibya seni, yivo yiyo onu, onun, nas bizi, vas sizi, ih onları. Sonuç olarak arkadaşlar, yivo, yiyo, ih zamirleri iki anlamlıdır.
Onun ve onu, onların ve onları. O şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu haftaki konumuz da bu şekilde zamirler konusu. Biraz kafa karıştıracaktır ister istemez. Ama çalışırsanız olacak. Gelecek dersimizde arkadaşlar aile ve meslek isimleri konusunu işleyeceğiz. O zaman da size bazı örnekler verip ailede işte benim dedem, benim kızım, benim annem, o şekilde onları da göstermeye çalışacağım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.